evli bir çift var. Nejat abi ve Şükran Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Ya değil çok mi? Tatlısınız ya. Biraz sonra... Yok yok hiç rahatsız olmayın lütfen. Tamam. Hiç rahatsız olmayın. Yok. Geliriz geliriz önemli değil. He? Geliriz önemli değil. Gelecek misiniz? O kadar şey gelir gelir gelir. Tabii buyurun verelim VTR'yi. VTR. O kadar şey de diyelim. Alıştım sana bir tanem. Alıştım her gün görmeye. Bir nefes gibi muhtacım. Sevilmeye, sevmeye. Her sabah uyandığımda seni bulurdum yanımda. Yokluğun bir zehir gibi dolaşıyor kanımda. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara kalbimde kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Sevgili seyirciler, herkesin kendi hikayesi var. 38 yıldan beri evliler, çocuğunuz olmamış. Evet. Ve çocuğumuz olmamasına rağmen Necdet abi demiş ki... ...sırf eşimin gönlü kalmasın diye bazen çocukları bile sevmedim onun yanında. Siz hep birbirinize sahip çıktınız. Şimdi Esra Hanım, ben 1981 senesinde annemin evinde yatıyordum, uyuyordum. Oğlum kalk dedi, senin evlenme zamanın geldi dedi. Üç kız kardeşim var, onlar evlendi. Yaşım da 31. Dedim bir 35'e kadar götürürüm falan dedim ama annem maalesef... ...yukarıda dedi bir astsubayın kızı var dedi. Gelelim onu görelim dedi falan. Annemdir tabii, kıramadım. Gittim yukarı, bir gördüm ki Esra Hanım... ...bir afet. Yüce Rabbim özel olaraktan yaratmış yani. Getirmiş i̇şte böyle bir bittine gelmiş. Koymuş. Bakın bir bittine koymuş, 30 sene sonra aynısını yarattı yani yedek kalsın diye... Paris Hilton yaratmış. Aa. Paris Hilton. Tamam. Yani bunlar devirden dinlenin. Yani Nesli böyle bir çok güzel. Diye. İnanın yani çok güzeldi yani. Allah mutlu etsin. Cümlemiz arkadaşlarımız sormuşlar. Sizin evliliğinizin mutluluğunun sırrı nedir diye. Yani Necdet abinin verdiği cevabı söylüyorum bak. Hazır mısınız? Üç görümceye bir kayınvalideye yedirmedim onu. Evet. Yedirmedim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne demek bu Necdet? Şimdi bakın yani, diyor ki bana... Üç görümce bir kayınvalide. Ben yedirmedim çünkü neden? Hepsi bir, ben bekarlığımda onlarla boğuşmaktan yoruldum yani. Yoruldum yedirmem onu. Niye yedirip ki? Şimdi diyor ki benim görümcelerim diyor. Ben onlar... Ya bakın şimdi bir şey var. Bir türkü vardır. Bahçelerde börülce oynar gelin görümce. Bunlar oynanacak görümce değil. Oynanılmaz bunlar. Mümkün değil. Ya bu arada... Şimdi ben de görümceyim. Dört tane abim. Hayır bu arada... Bu oynanılacak bir görümce değil bundan bunlar. Bundan hani gelin bahsetse bu klasiktir ama... Evet. Yani siz... Hepsi birbirinden beter. Beter. Hepsi birbirinden beter. Kız kardeşlerimizden ama bak, bahsediyorsunuz. Ama bak, kız kardeşlerim çok değerli bir insanlardır. Öğretmendir. Mı kötüler? Ya şimdi bakın şöyle ki bir şey oluyor mesela. Diyorum ki kardeşim diyorum bakın benim... Çok affedersiniz. Annem rahmetli derdi ki, oturmuşlar kahve yapıyorlar. Bir 10 kişi birine kahve yapıyor. Evet. Diyorum küçükler nerede? Kahve yapıyor. Niye siz yapmıyorsunuz? E diyor işte biz abi gelininizin evinden kahve içelim. Olmaz. Kalkın siz yapın. Anneme bağırıyorum, çağırıyorum. Diyor ki bunun babası da böyleydi diyor. Babası da aynı. Yukarıda Allah, aşağıda Şükran, bitti. Başka bir şey yok. Aşağıda Şükran. Ben bunu yedirmem onu. İşte diyor ki ben gençlerime iyi geçirmek istiyorum. Olmaz. Üç gün sonra bakıyorum patı patı geliyorlar. Bakıyorum en küçük var bir yerde, en yaman. Bu arada çok tatlı ya. Görümceden yakınan Şükran ablanın kendisi. Yok bayağı hayır, gönlüne yakınmıyor. Hayır yakınmıyor. Ben de onlarla ne geçirmek istiyorum diyor. Bir kahve yapmışım çok mu? Evet. Helal olsun yani. Şükran abla Allah nazarlardan saklasın evet. Sizi. Evet. Sağ olmuş. Bazen evlat olmuyor diye insanlar ilişkilerini yok, bitiriyorlar yok, birbirlerine. Şey diyorlar ki hadi sen git çocuk sahibi ol ama siz bunu yapmadınız. Evet. Birbirinize evet. Çocuk oldunuz, arkadaş oldunuz, eş oldunuz. Biz hastalıklarda iyi günde kötü günde bizim kötü günümüz çok oldu. Diyaliz hastası. Organdan her şeyini kaybetti. Bakın ben ona o kadar güzel baktım. Şuna 70 yaşında der misiniz? Maşallah ya Allah razı olsun. Görücü kar yok, kaynana kar yok, o kar yok bilmem ne yok. Bak karın 70 yaşında der misin efendim? Dünya i̇şte hala aslında. Hala gidiyor. Kıyamıyorum. Bakın Esra Hanım.
Ama sizin bu arada bir sürü çocuğunuz varmış. Eğitim, burs verdiğiniz. 20 tane giydiriyoruz, onları yapıyoruz. Bence evliliğin sırrı, mutlu evliliğin sırrı beyefendinin bu bakış açısı. Ve bu kadar güzel görüp bu kadar onura eğitmiş olması karısını. Ailenin tek erkek çocuğuyum. Annem bir gün dedi ki bana, oğlum dedi, artık dedi, bırak dedi başka bir tane var. Anne zürriyetini bırak bir tane başka bir tane var dedi. Tabii. İşte diyorum ki yani ben böyle kaynanaya niye yedireyim ben bunu? Yedirir miyim ben bunu? Bırak onu diyor. Bırak diyor. Nasıl bırakırım yani? Hala bakın annem kozlu mezanda yatıyor. Evet. Gene çamaşırı alıyor. Makinede koyuyor. Yıkıyor getiriyor. Ya böyle bir şey var mı? Ya helal olsun. Bir şey söyle Gül. Ha, söyle. Söyleyemezsem kendi hayatımı. Beyefendi bana aslında çok zeki bir beyefendi. Ben eşlerini hiçbir şeye değişmeyen insanları çok seviyorum. Tamamıyla eşine yatırım yapmış beyefendi. Ya, şimdi bana diyorlar ki, bana diyorlar ki, yani sen işte biraz şey yapıyorsun böyle. Ya 38 sene dizinin dibindeyim. Çok affedersin, çok özür dilerim. Geçen hafta ben neredeydim? Ukrayna'daydım. Git dedi biraz site sat dedi bana. Ukrayna'da. Allah hanımın da evet. Allah hanımın da hayırlısı nasip etsin. Gittim yeğenim orada. Gittim bir gece kaldım Ukrayna'da. Ertesi gün dedim atladım geldim bir gece. Bir gece kaldı. Yok nefes alamıyorum. Siz yapamıyor yok orada. Mu? Efendim? Yapamıyor. Hastalanmış yani. Hastalan, bakın şu yok. Şu an hastalığına mı yakalanmış? Bilmiyorum. Vallahi Allah bakın, nazarından sakın. Aile hadi benziyor. Bana eyvallah, dur ben gidip geldim. Aynı kızı çıkın abla. Evet. Şanslı bir kadınsın. Evet. Allah'a şükür. Evet. Ben de ondan oksijen alıyorum. Evet. Tamam. Onlar hayatın meşhursesini çözmüşler. Şimdi bir de şu var, yani biz... Acı günümüzde, kötü günümüzde sevgi o kadar kolay yakalanmıyor. Sizin programlarınızı çok yakaladık biz, öğrendik. Biz görücüsüyle evlendik. Ama bunu tesis etmek için bir 5 yılımızı aldı. Hamilelikler, çocuklar, şunlar bunlar. Bir anda bir şey olmuyor. Aynen. Olmuyor. O çabayı ve emeği sarf etmek onu çabayacaksın. Bakıyorsun mesela hastalanıyor. Şekerim çıktı diye indi diyor. Bakın şunu kokusunu kokladığım zaman şeker yüksek olduğunu anlıyorum. Asistan çıkarıyor. Vallahi buyurun. Helal olsun. Tıp. Maşallah profesör, be. Profesör diyenlerimiz var Cerrahpaşa'da. Dayı diyor nasıl anlıyorsun diyor. Bak diyorum 300 diyorum bak diyorum 300. Ya olsun. Helal olsun. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok yavaş yavaş alacağım sizden ablayı. Selam yollayalım. Ha bir dakika. Gel şuradan sonra.